Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere limit yayınlarının 20'li kronometre edebiyat denemesinin 12.sini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu parçadaki altı çizili bölümle anlatılmak istenen nedir demiş. Parçamıza bakalım. Daha çok duyarlılığı elimine ediyorum. Tasfiye ediyorum. Daha rafine ince bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Düz, kolay bir takım inceliklerden uzak. Gerçek incelikler diyelim onlara. Onlarla ilgileniyorum. Yazılarımda, yazdıklarımda daha çok sezdirmek istiyorum. Pat diye söylemek istemiyorum. Sezdirmek önemli benim için ifadesinde. Bakın pat diye ifadesinin altı çizilmiş arkadaşlar. Pat diye ifadesini anlama gelir, birden ya da aniden anlamlarına gelir arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Dolaylı olarak olmaz, yorumsuzca değil, yalınlıkla değil özümseyerek değil ansızın demiş. Biz de aniden diye yorumlamıştık hatırlarsanız. O yüzden cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine yer verilmemiştir diyor. Parçamızı okuyalım. Asıl büyük eserler, insanlığın yüzünü ağartanlar, geçici görüşlerin ötesinde sonsuz insanlığı, ölümsüz duyguları, düşleri içinde yaşatmış olanlardır. İnsanlığın hangi çağına gidilirse gidilsin, evlat sevgisi bütün değişkenlerin üstünde değişmeyen bir gerçek olarak durur. Goriot babanın ölmezliği, Balzağın baba yüreğindeki evlat sevgisinden ileri gelir. Para ihtirası da her zaman görülen bir hastalıktır. Ekuane Grantet'in de aralıksız okuyucu bulması da bundandır. Her insan roman okurken biraz da kendini okur. Düş ile gerçeğin çatışması, birbirini yenmeye çalışması insanın alın yazısıdır. Hamlet bu çatışmadan doğduğu için ölümsüzdür. Don için içinde, Faust içinde böyledir demiş. Arkadaşlar, bu parça okuyucuyu bilgilendirmeye yönelik midir? Evet, bakın bunu paragrafın genelini okuyarak değerli arkadaşlar çıkarabiliriz. O yüzden A seçeneğini elemiş oldum. Düşünceyi örneklerle desteklemiş midir arkadaşlar? Tabii ki desteklemiştir. Bakın, Goriot baba'dan örnek vermiş, Balzac'tan örnek vermiş arkadaşlar e, Equine Granted'den vermiş, Hamlet'ten vermiş, Don Quixote'dan vermiş arkadaşlar. Bunların hepsi örnektir. O yüzden B seçeneğini delemiş oluruz. Neden sonuç ilişkisi içeren cümle var mı peki? Bu da var arkadaşlar. Bakın Hamlet bu çatışmadan doğduğu için ölümsüzdür. Ölümsüz olması sonuçtur. Neden? Çatışmadan doğduğu için içine datı da kullanmış. Neden sonuç bildirir? mak için mek için amaç bildirir. Burada neden sonuç bildirmiş. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Farklı yapılı cümleleri demiş. Bu nerede var arkadaşlar? Yine şu cümleyi alabiliriz. Hamlet bu çatışmadan doğduğu için ölümsüzdür ifadesinde bakın doğduğu sözcüğü nedir? Sıfat fiildir arkadaşlar. Ölümsüzdür yüklem. Bir yüklem var ve içinde fiilimsi varsa bu cümle nasıl bir cümledir arkadaşlar? Girişik birleşik cümledir. Peki bunun dışında şu son kısma bakacak olursak Don Quixote içinde Faust içinde böyledir demiş. Böyledir yüklem. İçinde herhangi bir fiilimsi yok. Tek yüklemden oluşmuş. O zaman arkadaşlar burası nasıl bir cümledir? Burası da basit bir cümledir. Bundan dolayı biz D seçeneğinde eleriz. Çünkü farklı yapıda cümleler vardır. Basit cümle var. Birleşik cümle var arkadaşlar. Peki okuru olay içinde yaşatma var mı? Arkadaşlar okuru olay içinde yaşatma yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümlede tanımlama yapılmıştır diyor. Yani bir tanım cümlesidir diyor. Bakalım inci, sert, krem renginde yuvarlak sedef tanecikleridir demiş. İncinin ne olduğunu bize anlatıyor mu arkadaşlar? Evet. Bu nedir sorusunun cevabı. Dolayısıyla birinci cümlede tanımlama yapılmıştır. Bu doğrudur. Bunu elemiş oldum. İkinci cümlede olumsuz bir durumdan söz edilmiştir diyor. Bakalım kabuklu bir deniz hayvanı olan istiridye tarafından yapılır. Olumsuz bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Olumsuz bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öz eleştiri yapılmıştır diyor. Özeleştiri hatırlarsanız kişinin kendine yönelik yapmış olduğu eleştirilere denir arkadaşlar. Parçaya bakalım. Şiiri oldum olası sevmiş, iyi şiirlere gıpta ile bakmış ve kalemi elimden düşürmemeye çalışmışımdır yıllardır. Günlük yaşamımda ise bu yönümü pek bilmez çevremdekiler. Açıkçası bunu öğrenmeleri için de pek uğraşmadım desem yanlış olmaz. Çünkü yazma eyleminin içselleştirilmesi gerektiğine inananlardanım. Ev veya iş yaşamındaki ben ile şair ben arasında farklılık olmalı bence ifadesinde. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız 3. cümleye bakalım. Açıkçası bunu öğrenmeleri için de pek uğraşmadım diyerek kendi kendine ne yapmış oluyor arkadaşlar? eleştiri yapıyor. İçe dönelik bir eleştiri var burada. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçiyoruz 5. soruya. Aşağıdaki parçalardan hangisi anlatmaya bağlı edebi metinden alınmış olabilir diyor. Arkadaşlar anlatmaya bağlı edebi metinlerde ne vardır? Olay vardır, yer vardır, kişi vardır, zaman unsuru vardır arkadaşlar. Anlatmaya bağlı Eserler hangileridir? Romanlar, hikayeler gibi, masallar, destanlar gibi ürünlerden bahsediyor. Seçeneklerimize bakalım. Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan beri, yüzyıl aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil, değişmesi gerektiği için değiştirmek zorunda olduğumuzdan, içimizden duyduğumuz için değişiyor ifadesinde Olay yok arkadaşlar. Yer, zaman, kişi yok. O yüzden bunu elemiş olduk. Efsanelerin kafta bir görüşe göre Kafkaslardır. Bir başka görüşe göre Himalayalar. Bu dağın kayalıkları zümrütten, lacivert taşından diğer başka değerli taşlardan oluşmaktadır. Burada da yok. Bunu da oluruz. Çam ağaçlarıyla yeşil bir görünüme sahip adada 1800'lü yıllarda kurulan bir de deniz feneri var. Kefen adasının nüfusu her ne kadar deniz feneri ve sahil güvenliği görevlilerinden olursa da Türkiye'nin Karadeniz'deki üzerinde yerleşim olan tek adası burada da yok. NASA önce Ay'a insanlı seferleri yeniden başlatıp daha sonra astronotları Mars'a göndermenin hazırlıklarını yaparken çok daha uzun ve zorlu uzay yolculuklarında astronotların karşı karşıya kalacakları sınavları araştırıyor ifadesinde. Burada da yer, olay, zaman ve kişi unsuru yok. Bunu da elemiş olduk. Bütün heyecanların tükendiği bu genç kız yüreğinde artık bir tek his hüküm sürüyordu. Babasına karşı hudutsuz bir kin, bir gares. Küçücük kasabada mavi gözlü mahkeme katibine gönlünü kaptırarak yerine getirilmesi kolay bir takım emellerle yaşıyordu ifadesinde. Bakın arkadaşlar kişi var ondan sonra yer var arkadaşlar ve olay da var. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. A, B, C, D seçeneklerine bakacak olursak da bunlar öğrenmeye dayalı metinler olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. O yüzden bu seçenekleri de elemiş olduk. Altıncı soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayrat içinde verilen sanat yoktur demiş. Bakalım. Zeytin gözlüm özlemektim yollara rast gelirsen halimi sor soranlara ifadesinde teşbih var mı arkadaşlar? Evet Bakın gözü zeytine benzetmiş. Burada teşbih var. Bunu elemiş olduk. Bir yalnızlık büyütürdüm saksılarda. Kalandı çok eski günlerden ifadesinde. İstihare var mı? Evet. Saksılarda büyüttüğü şey yalnızlık mıdır arkadaşlar? Değildir. Saksılarda büyütülen şey çiçektir. Dolayısıyla burada da ne sanatı vardır? İstihare sanatı vardır. Benzetme unsurlarından biri kullanılmamış. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor ifadesinde. Hilalden kast edilen şey bayrak, güneşten kast edilen şey ise asker. Dolayısıyla burada adak aktarması vardır, mecazi mürsel vardır. Bunu delemiş olduk. 700 yıl süren hikayemizi dinlemiş ihtiyar çınardan ifadesinde ise bakın arkadaşlar çınarı ne yapıyor kişileştirmiş oluyor insana ait bir unsur yüklüyor o yüzden burada teşhis sanatı vardır bunu da elemiş olduk açılan bir gülsün sen yaprak yaprak ben aşkımla bahar getirdim sana ifadesinde ise bakın arkadaşlar sevgilisini güle benzetmiş dolayısıyla burada teşbih sanatı vardır arif sanatı yoktur tecahül arif sanatı bilip de bilmemezlikten gelme sanatıdır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım Battal Gazi destanında 8. yüzyılda Battal Gazi'nin İslamiyet uğruna Bizanslılarla ve başka milletlerle yaptığı savaşlar anlatılmıştır. Doğrudur bunu eleriz. Dede Korkut hikayelerinde Türklerin İslamiyet öncesi inanışlarına ait unsurlar da vardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tasavvuf edebiyatının ilk örneği kabul edilen divan hikmet, hece ölçüsüyle ve dörtlükler halinde yazılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Mutluluk veren bilgi anlamına gelen kutat kubilik, ilk mesnevi ve ilk siyasetname özelliği taşır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Altın yarık, ve sekiz yükmek gibi dini içerikli metinler Göktürk döneminin önemli eserleridir demiş. Arkadaşlar bunlar Göktürk döneminin değil ki Uygur döneminin önemli eserleridir. Bundan dolayı da E seçeneği yanlıştır. Doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır diyor. Bakalım. Yaşamak uğruna bir tane ne varsa her şey yüzün suyu hürmetinedir. Şu tablo, şu nehir, şu vişne dalı her şey yüzün suyu hürmetinedir ifadesinde. Bir doğa olayı mı anlatılıyor arkadaşlar? Hayır. A için yine olduk. Dramatik şiir tiyatro metinleridir arkadaşlar. Öyle bir şey söz konusu mu? Karşılıklı konuşma var mı? Yok. Bunu denemiş oluruz. Epik şiir destansı olayların anlatıldığı şiirlere denir. Kahramanlık olayların anlatıldığı şiirlere. Böyle bir şey var mıdır? Hayır. Bunu da elemiş oldum. Didaktik şiir, öğretici şiir demektir. Herhangi bir şeyi öğrettiğini görüyor muyuz? Hayır. O yüzden D seçeneğini dilemiş oluruz. Bu arkadaşlar sevgiliye yazılmış, coşkun bir edayla yazılmış. Ondan dolayı lirik şiirdir. Doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Sen petek misali Veysel de arı, inleşir birlikte yapardık balı. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı, ben babamı, sen ustanı unutma ifadesinde. Alındığı şiirin son dörtlüğü müdür arkadaşlar? Evet, nereden anlıyoruz peki? Şair arkadaşlar son dörtlükte mahlasını kullanır. Bakın burada da Veysel ismini görüyoruz. Şairin mahlası ya da adıdır. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Teşbih sanatına örnek var mıdır? Vardır arkadaşlar. Bakın Veysel'i arıya, onu da arkadaşlar peteğe benzetmiş. Dolayısıyla burada teşbih sanatı vardır. Bundan dolayı biz B seçeneği indiremiş oluruz. Düz uyak şeklinde uyaklanmıştır diyor. Bakalım. Bakın arı, balı, dalı unutma ifadelerinde. Birinci, ikinci ve üçüncü mısralar kendi içinde kafiyeliyken... B seçeneğinin farklı olduğunu görüyoruz. Yani A, A, A ve B şeklinde kafilenmiştir. Bu düz uyaktır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 11 ile hece ölçüsü yazılmıştır diyor. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ile hece ölçüsü doğrudur arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Dramatik şiir türünün özelliklerini taşımaktadır diyor. Şiire baktığımızda ise arkadaşlar karşılıklı konuşma yok. Bu bir tiyatro metni değil. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. Dramatik şiir değil. Daha çok arkadaşlar neye benziyor bu? Öğüt ve nasihat içerdiğinden dolayı da öğretici şiir, yani didaktik şiir özelliği göstermektedir. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru aşağıdaki dizelerin hangisi taşlamadan alınmış olabilir diyor. Taşlama neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Eleştiri şiirlerine denir halk edebiyatında. Seçeneklere bakalım sene 1265 tamam. Okunur ezanlar boş bekler imam ifadesinde sanki eleştiri var gibi arkadaşlar dursun. Kalktı göç eyledi avşar illeri ağır ağır giden iller bizimdir. Şu yalan dünyaya geldim geleli severim kıratı bir de güzeli. Rüzgar eser dallarınız atışır, kuşlarınız birbiriyle ötüşür. Aşk değil mi beni derde düşüren? Ferhat gibi yüce dağlar aşıran ifadelerinde Herhangi bir eleştiri olmadığını görüyoruz. A seçeneğindeyse arkadaşlar okunur ezanlar boş bekler imam ifadesinde ise insanların camiye gitmediğinden cami cemaatinin olmamasını eleştiriyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burada eleştiri vardır. Eleştiri şiirleri de taşlamadır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Modern anlamda bizim edebiyatımızda tiyatro edebiyatı tarihi nokta nokta ile başlar. Ayrıca Bursa valisi iken Türk tiyatrosunu kurmak üzere yaptığı incelemeleriyle nokta nokta Molière'den çeviriler yaparak tiyatromuza katkılarda bulunmuştur diyor. Arkadaşlar bizim ilk tiyatro eserini veren kim? Şinasi. Peki Bursa'da vali iken tiyatroya gitme zorunluluğunu getiren kim? Tanzimat Edebiyatı Sanatçısı Ahmet, Vefik Paşa arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Genel itibariyle baktığımızda Şinasi, Ahmet, Vefik Paşa. Dolayısıyla da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru. Divan edebiyatı sanatçıları ve yaşadığı yüzyıllarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. 16. yüzyılda Seyyid Ali Reis'in yazdığı Miratül Memalik, Türk Edebiyatı'nın gezi türünde yazılmış ilk yapıt olarak kabul edilir diyor doğrudur elemiş olduk. Kaside nazım şeklinin en önemli şairlerinden biri olan Nefi 17. yüzyılda hiciv türünde başarılı yapıtlar vermiştir. Evet Nefi hicivleriyle tanındır. Doğrudur elemiş olduk. 18. yüzyılda mahalleşme akımının öncüsü olarak kabul edilen Nedim şarkı nazım şekliyle yazdığı şiirleriyle tanınmıştır. Nedim şarkılarıyla tanınır. Doğrudur elemiş olduk. Divan edebiyatının son büyük şairi ve 17. yüzyılda yaşamış Şeyh Galip Hayrabat adlı mesnevisinde tasavvuf düşüncesini işlemiştir diyor. Arkadaşlar birincisi Şeyh Galip 17. yüzyıl değil arkadaşlar 18. yüzyıl sanatçısıdır. Hayrabat Şeyh Galip'in değil arkadaşlar kimin eseridir? Sizin de bildiğiniz gibi Nabi'nin eseridir. Bundan dolayı D seçeneğindeki bilgiler yanlıştır. Doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 13. soru. Halide Edip Adıvar'la ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Minni Edebiyat'ın önemli isimlerinden biri olup romanlarında kadın psikolojisi ve gözleme önem vermiştir. Doğrudur arkadaşlar elemiş oluruz. Roman kahramanlarını bulunduğu çevreye göre konuşturmuştur. Bu da doğrudur bunu da elemiş olduk. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye adlı yapıtlarıyla Kurtuluş Savaşı'nı ele almıştır. Evet arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan iki önemli eserdir. Bunu da elemiş oluruz. Bu da doğrudur. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı Türk'ün Ateşli İmtihanı adlı yapıtı anın niteliği taşımaktadır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Yeni Hayat, Türk Töresi adlı yapıtlarında Türkçülük düşüncesini işlemiştir diyor. Arkadaşlar, Yeni Hayat ve Türk Töresi kimin eseridir? Bu iki eser arkadaşlar Ziya Gökalp'in eseridir. Bundan dolayı da burada bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir demiş. Bakalım. Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Muzaffer İzgü'den bahsediyor. Cumhuriyet dönemi sanatçılar olmaları doğrudur. Elemiş oluruz. Mizah yönü ağır basan eserler olmaları Evet arkadaşlar, üçünün de bu yönü kuvvetlidir. Bunu da elemiş oluruz. Sade, açık bir dil kullanmaları dönem itibariyle bu doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Toplumsal konulara yapıtlarında yer vermeleri, evet, hepsi de toplumsal konuları işlemiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yazınsal eleştiri alanındaki yapıtlarla tanınmaları, daha çok yazdıkları roman türündeki eserlerle ön plana çıkmışlardır. Bu yanlıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. 15. soru. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Divan-ı lugat -ı Türk Kaşgarlı Mahmut. Doğrudur arkadaşlar. Bunu elemiş olduk. Tazarruname Sinan Paşa. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Risaletin Nusiye Yunus Emre. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Muhakemetül Lugatiyin Ali Şirnevay demiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk vesile necat necati arkadaşlar vesile necat kimindir sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar Süleyman Çelebi'nin eseridir bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır 16. soru birinci grupta verilen sanatçılardan hangisi ikinci grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez demiş Hiciv üstadı kim arkadaşlar? Hicvin üstadı seçeneklere baktığımızda nefidir arkadaşlar. Buradan 5'i çıkarırız. Peki yazı makinesi kimdir? Tabii ki Ahmet Mithat Efendi'dir. Buradan da 3'ü çıkarırız. Vatan şairi kimdir? Vatan şairi Namık Kemal'dir arkadaşlar. Seçeneklerde yer almıyor. Bunu eleriz. Hacı Kalfa. Hacı Kalfa Katip Çelebi'dir. Buradan bir çıkar. Şairi Azam kimdir? Bu da arkadaşlar Abdülhakamit Tarhan'dır. Buradan da bunu çıkarırız. 2 çıkmış oldu geriye kalan 4 numaradır. Yani Halit Ziya Uşaklıgil'in herhangi bir özelliği verilmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 17. soru Yahya Kemal Beyat ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır diyor. Şiirleri ölümünden sonra Eğil Dağlar adı altında bastırılmıştır. Eğil Dağlar demiş arkadaşlar dursun bir. Şiirlerindeki nazım şekilleri kullanılan temalara bağlı olarak değişiklik gösterir. Doğrudur. Şiirlerinde Nedim'den sonra İstanbul'u en çok dile getiren şair olarak olmuştur. Zaten İstanbul şair olarak bilinir. Aziz İstanbul'u var arkadaşlar bildiğiniz gibi. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Akıncı, Mohaç türküsü gibi şiirlerinde epik bir atmosfer vardı. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Ok şiiri dışındaki bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Fakat arkadaşlar Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerini topladığı eserin adı nedir? Kendi gök kubbemizdir. Ayrıca bir eseri daha var arkadaşlar. Bu eserin adı nedir? Bu da Eski Şiirin Rüzgarı ile adlı şiir kitabıdır. Dolayısıyla şiirlerin topladığı iki önemli kitabı var. Eğil Dağlar arkadaşlar şiir kitabı değildir, denemedir. Yani düz yazı şeklinde kaleme alınmıştır. Burada bilgi yanlışlığı vardır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 18. soru dizeleriyle tanınan vatan sevgisi, köyünde, siperde ve daima gurbette olan Mehmetçik gibi konularla ilgili şiirler yazan ve gurbet şairi olarak bilinen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar tabii ki gurbet şairi olarak bilinen sanatçımız kimdir? Kemalettin Kamu'dur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 19. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Refik Halit Karay, Milli Mücadele'nin başladığı yıllarda yazdığı hikayelerde o dönemin siyasal ve sosyal sorunlarını işlemiştir diyor. Doğrudur arkadaşlar, bunu elemiş olduk. Memduh Şevket Esendal, edebiyatımızda durum öyküsü ya da olaysız öykü diye nitelendirilen Çehov tarzı öyküyü geliştirmiştir. Doğrudur, en önemli temsilcilerinden biridir. Bunu elemiş olduk. Fazıl Üslü Dağlarca Edebiyatımızda epik şiirleriyle ön plana çıkmıştır. Zaten destan şairidir, doğrudur bunu denemiş oldu. Ahmet Muhip Dranas, sembolizmin etkisiyle yazdığı şiirlerde duygulardan çok toplumsal konulara ve günün sorunlarına yönelmiştir diyor. Arkadaşlar Ahmet Muhip Dranas toplumsal konulara değinmemiştir. O öz saf şiirin en önemli temsilcilerinden biridir. O yüzden de sanat, sanat içindir ilkesine bağlı kaldığı için burada bir bilgi yanlışı yapılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 20. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. İstanbul öykücüsü olarak tanınan Said Faik Abasıyanık edebiyatımızda durum hikayesinin en önemli temsilcileri arasındadır. Doğrudur arkadaşlar. İstanbul öyküsü olarak bilinir. Aynı zamanda durum hikayesiyle ön plana çıkmıştır. Bunu elemiş olduk. Ahmet Hamdi Tanpınar yaşadığı en feci günleri, mini mücadele günlerini sahnenin dışındakiler adlı romanında dile getirmiştir. Romanın konusu budur, bu da doğrudur, bunu elemiş olduk. İlk eseri Korkunç Yıllar yayınlandığından beri Kırımlı Cengiz Dağcı Türk yazarlar arasına girmiş ve birbiri ardınca yayınladığı romanlarında kendisinin de içlerinde olduğu Kırımlıların, Rus zulmü altında inleyişlerini dile getirmiştir. Doğrudur arkadaşlar bunu da elemiş olduk. Adalet Ağoğlu Almanya'da kazandığı parayı bir otomobile yatıran ve onu bir özenle, bin bir özenle ülkesine getiren gurbetçinin hikayesini anlattığı Fikrimin İnce Gülü adlı kitabı dışında genellikle aydınların dünyasını ele almıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Alev Alatlı Ah Bayım Ah adlı kitabı ile başladığı yazı hayatında fantastik hikayeleriyle haklı olarak ün kazanmıştır diyor. Arkadaşlar bu Alev Alatlı'nın kitabı değildir. Ah Bayım Ah adlı kitap Nazlı Eray'ın kitabıdır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 21. soru aşağıdaki yapıtlardan hangisi numaralanmış roman türlerine biriyle ilişkilendirilemez demiş. Osmancık arkadaşlar Osmancık'ın konusuna baktığımızda tarihi roman olduğunu görüyoruz. Cezmi Cezmi de tarihi romandır. Eylül değerli arkadaşlar, bu ilk psikolojik romandır hatırlarsanız. Yılanların Öcü daha çok arkadaşlar sosyal konuların işlendiği bir roman olarak karşımıza çıkıyor. Semaver bu arkadaşlar roman değildir, hikayedir. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Semaver hikaye biçiminde yazılmış bir eserdir arkadaşlar. 22. soru aşağıda verilen cümlelerin hangisi ayraç içindeki kavramla ilgili değildir demiş. Bakalım. Duygu yönü az olan, kuru bir anlatım olan bir bilgiyi aktarmak için yazılan şiirlerin türüne biz ne diyoruz? Didaktik şiir diyoruz arkadaşlar. Doğrudur. Bir bilgiyi aktarmak için kalem alınmıştır. O yüzden A'yı elemiş olduk. Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan temizlemek için yazılan tiyatroya tragedya denir daha çok soylulara hitap eder arkadaşlar. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Bir kimsenin, bir ailenin ya da topluluğun belirli ve geniş zaman içindeki yaşamlarını anlatan uzun romanlardır. Otobiyografik roman demiş. Değil arkadaşlar. Otobiyografik roman kişinin kendi hayatını anlattığı romandır. Bu roman türüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Biyografik roman diyoruz. Bundan dolayı bu yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 23. soru edebiyatımızın bazı dönemleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Tanzimat edebiyatının ilk dönemi divan edebiyatına aralıksız saldırıp onu gözden düşürme, Fransız edebiyatının başlıca türlerini getirme, yani bir edebi dil yaratma yönlerinde gelişmiştir diyor. Doğrudur arkadaşlar. Zaten Tanzimat edebiyatının çıkış noktası o yeni bir anlayış ortaya koymak. O yüzden bunu elemiş oluruz. Servet-i Fünun döneminde şiirin konusu genişletilmiş, güzel olan her şey şiirin konusu olabileceği ilkesi benimsenmiştir diyor. Evet, bu da doğrudur. Baskıdan dolayı her şeyi şiirin konusu yapıyorlar. Bundan dolayı bunu denemiş oluruz. Divan edebiyatında nesir türünde eserler de verilmesine rağmen daima şiir ön planda olmuştur. Bu da doğrudur. Genel itibariyle her dönemde şiir ön plana çıkıyor. Bunu denemiş olduk. Fecri samimilik, içtenlik ve daima yenilik ilkesini benimseyip edebiyatı cedid eden farklı bir dil anlayışı geliştirdiler diyor. Arkadaşlar samimilik, içtenlik ve daima yenilik ilkesini ortaya koyan fecraticiler midir? Değildir arkadaşlar. Bu görüşü ortaya koyan kimdir? Tabii ki yedi meşalecilerdir arkadaşlar. Kimdir bunlar? Hatırlarsanız Yaşar Nabi Nair, Ziya Osman Sabah, Sabri Esad Siyavuşgil, Muammerli Tübahşi, Vasfi Mahir, Koca Türk, Cevdet Kudret, Solok, Kenan Hulusi Koroy gibi sanatçılar samimilik, içtenlik ve daima yenilik duygu ve düşüncesiyle ortaya çıkmışlardır. Bunu benimsemişlerdir. Burada bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. 24. soru. Numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlerden hangisini aşağıdaki sanatçılardan biri getirilemez diyor. Öncülere bakalım. Türk Edebiyatı'nda işçi sınıfını getiren yazarlardan biridir demiş. Arkadaşlar seçeneklere baktığımızda bu kimdir? İşçi sınıfını anlatan tabii ki Orhan Kemal olur burada. O yüzden bir D'dir arkadaşlar. Bunu elemiş olduk. 9. Hariciye Koğuşu adlı eseri otobiyografik bir romandır diyor. Bu kimin eseridir? Tabii ki Peyami Safa'nın eseridir arkadaşlar. Buraya da B'yi getiririz. Bunu da elemiş olduk. Bursa'da Zaman adlı şiirinde geçmişle bugünü anlatmaya çalışmıştır. Bursa'da Zaman kimin eseridir? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseridir arkadaşlar. Buraya da C seçeneğini getirmiş oluruz. Bunu da elemiş olduk. Mesih Paşa İmamı romanında her türlü sevgiden yoksun bir insanın serüveni anlatılmıştır diyor. Mesih Paşa adlı roman kimin arkadaşlar? Tabii ki Samiha Ayverdi'nin eseridir. Dolayısıyla buraya da biz A seçeneğini getirmiş olduk. Bunu da eledik. Abdülhak Şinasi Hisar değerli arkadaşlar Öncüllerde verilmediği için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.